Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. En önemli konu başlığı aşılarla ilgiliydi. Koronavirüs aşısının Türkiye'ye gelmesine ilişkin olarak önemli açıklamalarda bulundu. 50 milyon dozluk bir anlaşma yapıldığını söyledi. İnaktif aşılar güvenilirliğine daha çok bilinen ve güvenilen bir aşı olarak inaktif aşıları tercih ettiğini Türkiye'nin söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve takvime ilişkin de bir açıklamada bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 50 milyon doz aşının özellikle Aralık ayında yoğun bir şekilde yapılmasını planlandığını Aralık ve Ocak ayında bu aşılamanın yoğun olacağını söyledi. Şubat ayında da yine 50 milyon doz aşının bir miktarının Türkiye'ye geleceğini ama Aralık ayında 20 milyon ilk etapta 20 milyon aşının da Türkiye'de olacağını söyledi. 11 Aralık'tan sonra ilk etapta sağlık çalışanlarına aşının uygulanacağını dile getirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aşı Bilim Kurulu'nun aşının uygulanma stratejisine ilişkin olarak bir çalışma hazırladığını, bir takvim hazırladığını da söyledi. Bir hafta 10 gün içerisinde bu aşılama takviminin de ortaya çıkacağını söyledi ama net olarak ifade ettiği şey şu ki, gelecek olan ilk parti aşının sağlık çalışanlarına, öncelikli olarak sağlık çalışanlarına uygulanacağını dile getirdi. Takvim olaraksa 11 Aralık sonrasını işaret etti. Dolayısıyla gözler 11 Aralık'ta olacak. 11 Aralık'tan hemen sonra her an için gelecek olan ilk parti aşı, 20 milyon doz aşının uygulanmasına başlayacak ki ilk olarak sağlık çalışanları bundan faydalanacak, sağlık çalışanlarına uygulanacak. Aşı Bilim Kurulu ise bundan sonraki süreçte kimlere uygulanacağı ve ne şekilde uygulanacağına ilişkin olarak da bir takvim hazırlıyor, bir strateji hazırlıyor. Bunun da bir hafta 10 gün içerisinde tamamlanacağını dile getirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli aşı çalışmalarına ilişkin olarak da önemli bilgiler verdi. Yerli aşı çalışmalarında şu an için faz 2 aşamasının tamamlanacağını söyledi. 14-15 Aralık tarihinde faz 3 aşamasının ise ve yaygın olarak kullanıma geçilme aşamasının ise Nisan ayında olacağını tahmin ettiklerini belirtti. Bu takvime göre çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Sadece Çin'den gelecek aşı değil, diğer Alman aşısı için de önemli görüşmeler yapıldığını dile getirdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ama önceliğimiz daha çok bildiğimiz bir aşı, yani inaktif aşıdan yana olarak kullanacağız dedi. Ama şu an için dünyada yapılan bütün aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz ve Nisan ayında kendi yerli aşımızı üreteceğimiz noktaya gelene kadar hangi aşı olursa olsun alma konusunda, bizlere kota verilmesi konusunda görüşmelerimizi yapıyoruz. Bilgisini de paylaştı gazetecilerle. Şunu söyleyelim, Aralık ayında 20 milyon doz aşı Türkiye'de olacak ve 11 Aralık'tan sonra da ilk etapta sağlık çalışanlarına aşı uygulanmasına başlanacak. Bundan sonraki takvim ve stratejiye ilişkin olarak da Aşı Bilim Kurulu çalışmalarını bir hafta 10 gün içerisinde tamamlayacak.